Kardeşim bu sizin ismini açık yazsanıza. Fotoğrafını niye koymuyorsunuz? Kaldırın gözündeki bandı. Açık yayınlayın. Niye koruyorsunuz bu suçluyu? Siz nasıl gazetecisiniz? Kime hizmet ediyorsunuz? Korumayın böyle şahısları. İfşa edin. Herkes bilsin kimin ne olduğunu. Bunlar zaman zaman karşılaştığımız yorumlardan sadece bazıları. Tabii özel mesaj ve öyle çok daha ağır ithamlarla karşılaştığımızda oluyor. Bir şahıs bir suçu işlediği zaman gözaltına alınıyor ve biz gazeteciler haber yayınlıyoruz. Örneğin İzmir'de AB isimli şahıs cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Sadece gözaltına alındı. Hepimiz biliyor olabiliriz o şahsın suçlu olduğunu. Ya da gazeteci olarak ben adım gibi emin olabilirim o şahsın o suçu işlediğine. Ama yazacağım haber bu olacak. İzmir'de AB isimli şahıs cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Peki bu haberlerdeki isimler neden kodlanıyor? Fotoğraflardaki yüzler neden bantlanıyor ya da buzlanıyor? Pek çoğumuz bunun sebeplerini bilse de özellikle sosyal medyada acımasız yorumlarıyla biz gazetecilere saldıran azımsanmayacak kadar büyük bir kitle var. O yüzden dilimiz döndüğünce bu konuya açıklık getirmek istiyoruz. Anayasamızda suç ve cezalara ilişkin esasları çerçeveleyen 38. maddenin 4. fıkrasında suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz denilmekte. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde ise hakkında suç isnadı bulunan kimse savunması için bütün güvencelere sahip olarak aleni bir yargılama sonunda hukuken suçluluğu kanıtlanıncaya kadar suçsuzdur deniyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ise bir suç ile itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak ispat edilinceye kadar suçsuzdur deniliyor. Bununla ilgili pek çok örnek verilebilir. Fakat biz gazetecileri etik anlamda bağlayan en önemlisi ise Basın Konseyi'nin yayınladığı basın meslek ilkeleridir. Basın meslek ilkelerinde şöyle deniliyor. Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe hiç kimse suçlu ilan edilemez. Türk basınında hizmet veren pek çok kurum, kuruluş ve gazeteci mesleğini bu ilkelere bağlı olarak icra etmekte. İletişim özgürlüğünü ülkemizde insanca yaşamanın, saydam bir yönetime kavuşmanın ve demokratik sistemin temel koşulu sayan biz gazeteciler, iletişim özgürlüğünü halkın gerçekleri öğrenme hakkının bir aracı sayarak gazetecilikte temel işlevin gerçekleri bulup bozmadan, abartmadan kamuoyuna yansıtmak olduğunu göz önünde tutarak basın meslek ilkelerine uymaya söz verdik. Yani özetle kimsenin kimseyi koruduğu yok. Hele ki bir gazetecinin bir suçluyu koruması. Ama kişinin masumiyet karinesi yasalar ve etik ilkeler tarafından korunmakta. Aslında biraz empatiyle bu konuyu daha iyi kavrayabiliriz. Şimdi kendi başınıza geldiğini hayal edin. Olmaz demeyin. Bir cinayet ile ilgili sonradan hatalı ya da yanlış olduğu ortaya çıkacak bir delil neticesinde gözaltına alındınız. Ve gazetede isminiz ve fotoğrafınızla birlikte katil olarak yayınlandınız. Bu yayının ertesi günü yanlışlık ortaya çıktı ve serbest kaldınız. Ya da tutuklandınız, yargılandınız, mahkemede suçsuzluğunuz ortaya çıktı, beraat ettiniz, serbest kaldınız. Ama herkes gazetede ve internette sizi katil olarak gördü. Şimdi bu durumu hangi gazete ya da hangi internet sitesi düzeltebilir? Düşünsenize. İşte bu yasalar ve ilkeler böyle bir durumun sizin ya da benim başıma geldiğinde bizleri korumak için konulmuştur ve gazeteciler de bu ilkelere, bu yasalara uymak zorundadır. O yüzden bu gibi haberlerde isimlerin kodlanarak yazıldığını gördüğünüzde ya da fotoğrafın açık yayınlanmadığını gördüğünüzde lütfen bu esasları, bu ilkeleri ve bu yasaları göz önünde bulundurun. Biz gazeteciler iletişim özgürlüğü ve vatandaşın haber alma hürriyeti için çalışıyoruz. Lütfen bizi yargısız infaz etmeyin. Çünkü biz yapmıyoruz. Umarım anlatabilmişimdir. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için.